Bu yolda Kıbrıs'a ilk kez gelen biri olsanız bile bütün olup bitenleri hissedebiliyorsunuz. Burası Kapalı Maraş. Görüldüğü gibi arkada yaklaşık yani 40-50 yıl senedir hiçbir şekilde dokunulmamış alanlar var. Bazı yani girip baktığımızda sadece askerler içeri girip duvarlara yazılar yazmış. Onun dışında neredeyse hiçbir şey dokunulmamış. Harekattan sonra olduğu gibi o gün bıraktıkları gibi kalmış neredeyse her yer. Bazı yerlere çekim yapamıyoruz çünkü askeri bölge ve çevresinde de çekime yasak bölge ilan etmişler. Etraftaki binalar da oldukça eski ve hani çekim için ekipmanlarımızı kullanmaya çalışsak da birçok kez uyarıldık ve farklı yerlere gideceğiz şimdi. Kapalı Maraş'taki farklı bölgelere gideceğiz. Ve ben size şöyle bir bilgi vereyim. Şu an bu gördüğünüz duvarın arkasında sadece Kıbrıs'ın değil, aslında Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri tam bu duvarın arkasında bulunuyordu. Şu an gördüğünüz yerde de muhtemelen Rumlara ait bir yer. Üstünde Rumca bir şeyler yazıyor, bilmiyorum fakat. Yasak askeri bölge olduğu için burada bir çiftlik yasak. Tertemiz ve berrak bir denizi var. Ve Kapalı Maraş'ı olan sınır, giriş yasağı tam olarak buradan da başlıyor. Yani denizden itibaren bir sınır var ve kesinlikle sol tarafa geçiş yapılamıyor. Ve yolda gelirken de hiçbir şekilde durmak yasak. 30 km üstünden geçemiyorsunuz. Ve askerler sizi sürekli uyarıyor. Bana açıkçası bu nokta biraz bu bölge Çernobil dizisini hatırlattı. Yani Çernobil dizisindeki insanların tahliye edilişi ve bölgenin insanlardan arındırılmış bir hale gelmesi. Aslında o bölgede binlerce kişi yaşıyordu. Aynı şekilde burası için de geçerli. Fakat şu an terk edilmiş vaziyette ve o günden itibaren yani o günün izlerini her noktada görebiliyorsunuz. Evlerde, yıkık binalarda, yollarda.